Değerli dostlarım, hepinize selamlar. Ben Muhammed İkbal Tansu. Bugün sizlerle birlikte 1500-2000 TL bütçe arası 4 tane telefon önerisinde bulunacağım. Şu anda önümde 5 telefon var. Ben normalde SYD'ci de bu karşılaştırmayı alacaktım. Fiyatına bir baktım arkadaşlar. Hepsi buradan açtım. Yenilenmiş olduğunu fark ettim. Yani 1950 liraya yenilenmiş. Yenilenmiş nedir? Kullanılan telefonu marka alıyor, yeniliyor ve tekrar satışa sunuyor. 12 ay garantisi oluyor ancak kullanıldığı için ben tavsiye etmiyorum. Pek güvenilir değil. Güvenmiyorum da şahsen. 2000 liraya bir telefon alacaksam o telefon sıfır olacak. Yani önceden kullanılmamış olacak. O yüzden SDG'yi çok eklemek isterdim ancak ekleme şansımız yok maalesef. Onu da hemen listeden silelim. Önümüzde 4 tane telefon var. Her markadan bir tane telefon seçtim. Yani Xiaomi'den istesem 5 tane telefonu da seçebilirdim. A2 vardı, Redmi Note 6 Pro vardı. Ancak ben 1500-2000 lira bütçe arası en alınması en mantıklı telefonları seçtim. Her marka için geçerli. Şu anda bunlar hani bu 4 telefon da farklı marka ve en çok talep gören, en çok satan, en iyi, en çok beğenilen 4 telefon arkadaşlar. Puan anlamında Mi 8 Lite 79 puan, P Smart 2019 77 puan, Zenfone Max Pro 75 puan ve Vessel Venus Z20 73 puan almış. Yani aralığında en düşük puan alan 73 puanla Vessel Venus Z20. Puan neye göre hesaplanır? Puan arkadaşlar ekran gövde oranına, belleğine, CPU frekansına, ekran çözünürlüğüne, piksel yoğunluğuna, dokunmatik türüne, ekran gövde oranı gibi birçok kriter toplanır. 100 üzerinden puan verilir yani. Bu 100 üzerinden verilen puan şeyinde Mi 8 Lite 79 puan almış. Yani şu anda zirvede Mi 8 Lite bulunuyor. 1500-2000 lira bütçeyle alınması en mantıklı telefonlarda. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hangisini almak? Hani şöyle bir soru gelse bana. 1500-2000 lira bütçeyi sen hangi telefon almak istersin derseler kesinlikle ben Mi 8 Lite alır rahatıma bakardım. Nedenini de zaten birazdan geleceğim. Fiyat anlamında şu anda aralarda en yüksek olan Mi 8 Lite. Ondan ikinci sırada P Smart geliyor, 1800 liraya satın alınabiliyor. Ondan sonra Max Pro, Zenfone Max Pro 1689 TL'ye satın alınabiliyor. Vessel Venus Z20 ise 1559 TL'ye gitti gidiyor üzerinden satın alınabiliyor. Ekran boyutu anlamında arkadaşlar Mi 8 Lite biraz daha büyük bunlara göre. Ancak tasarım anlamında açıkçası ben P Smart daha çok beğendim. Hani çentik olayı daha güzel böyle hani daha hoş duruyor. Hani sadece kamera için ufak bir yuvarlak bir çentik yapılmış. Bu da hoşuma gitti. Onun dışında iki telefonumuz çentikli, iki telefonumuz çentiksiz. Ben hani iki çentik beğenmeyen kişiler var. Ben çentik beğenmeyen kişiler için zaten iki tane çentikli, iki tane çentiksiz seçtim. Çentik beğenmiyorsanız Zenfone Max Pro veya Vessel Venus Z20'yi tercih edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, ekran gövde oranı anlamında aralarında en iyisi Huawei P Smart 2019. Çentiğin küçük olmasının zaten ilk sebebi, yani ilk şeyi de zaten ekran gövde oranına yansıyor. 83.1'lik bir ekran gövde oranımız var. Ağırlık anlamında şöyle söyleyeyim. Vessel Venus Z20'nin ekran yani ağırlığı bana çok yüksek geldi. Çünkü telefonda çok güçlü bir batarya yok ve ekran cidden de büyük değil. Ancak biraz ağır geldi. Sebebini bilmiyorum. Büyük ihtimal kasa malzemesindendir. Hafiflik anlamında da arkadaşlar P Smart daha hafif. Ancak bunlar önemli şeyler mi? Tabii ki de değil benim için. Arkadaşlar megapikselin hiçbir önemi yok. Her şey lenste, diyafram açıklığında, sensörlerde bitiyor. Hani megapikselin bir önemi yok. O yüzden Vessel Venus'un 16 megapiksel olması pek büyük bir artı değil. Onu söyleyeyim. Aralarında 128 GB olması bence Mi 8 Lite'in 128 GB olması çok güzel. 6 GB da RAM'imiz var. Yani bunların resmen iki katı. RAM ve depolama anlamında çok çok iyi. İkisi de yani şu anda işlemci gayreti anlamında, işlemci frekans anlamında Asus Zenfone Max Pro en düşük. Yani şöyle söyleyeyim, açıkçası ben şöyle anlatayım size. Bu telefonları yani sıralamak gerekirse benim için birinci sırada Xiaomi Mi 8 Lite yer alıyor. İkinci sırada P Smart yer alıyor. Üçüncü sırada Zenfone Max Pro yer alıyor ve dördüncü sırada Z20 yer alıyor. Yani benim 1500-2000 lira bütçem olduğu zaman ben dördüncü olarak Z20 alırım. İlk olarak Mi 8 Lite, ikinci olarak P Smart alırım. Artık hani tamamen tercih size kalmış. Tüm bu 4 telefonun da özellikleri çok güzel. Her şeyi hakkında size zaten bilgi vereceğim. Sevgili arkadaşlar, P Smart'ımızda herhangi bir 4K çekim şey bulunmuyor, özelliği bulunmuyor. Ancak diğer telefonlarımızda, diğer 3 telefonumuzda 4K kayıt bulunuyor. 30 kare video çek 4K 30 kare video çek kaydı yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bence. Batarya anlamında Asus Zenfone Max'in bunlara hani cidden de bir fark attığını görüyoruz. Çünkü 5000 mAh'lik devasa bir boyutta bir bataryası var. Onu söyleyeyim. Bu arada SAR anlamında bakın arkadaşlar. Zenfone Max Pro'nun SAR değerinin mükemmelliğine bakın. Hani ciddi anlamda çok düşük, ciddi anlamda çok iyi. Ancak Vestel Verus maalesef ki Vestel'in tüm telefonları bu şekilde rezil bir SAR değerine sahip. Sağlık anlamında bazı arkadaşlar şey demiş 2000 pardon 2 watt üzeri zarar veriyor diye. Arkadaşlar alakası bile yok bir kere. 1500 yani 1500 üzerinde iyice vücuda hasar vermeye başlıyor. Bu telefonda da yani 1 watt 1500 geçti mi vücudunuza ciddi sağlık sorunları yaratmaya başlıyor. Onu söyleyeyim sizlere.
Telefonlarımız şöyle söyleyeyim, Android One hiçbir Android One değil, hepsi kendi markasının arayüzüne sahip. Sevgili arkadaşlar, onun dışında ekran kalite anlamında ben ekran kalite anlamında kesinlikle P-Smart tercih ederdim. Ekran kalitesi biraz daha yüksek bir telefon. Hem PPI değerlerinden biraz daha yüksek ve çözünürlüğü de bir diğerlerinden biraz daha yüksek. Hepsi ikisinden yani 4 telefonda arkadaşlar IPS LCD ekran teknolojisine sahip. Onun için ekran özelliklerini geçiyorum. Bunlarda hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinin kullanıcı arayüzü kendi markasına ait. Arayüzler bunlarınki gösterilmemiş. Vestel'de Asus'unki gösterilmemiş. Ekran gövde oranından bahsettim. Bataryadan bahsettim. Burada arkadaşlar batarya kullanım anlamında en iyisi Asus Zenfone Pro'ya ait. Hızlı şarj var ancak 160 dakikada tam dolum diyor. Bu biraz hani hiç hızlı şarjlık bir durum yok. Tabi 5000 mAh bataryası var. O normal bir şey. Hani geç olması normal. Ancak hani biraz daha güçlü bir bataryayla bu 160 dakikada dolumu belki 130 dakikaya kadar düşürebilirlerdi. Onu söyleyeyim. Onun dışında P-Smart'ta herhangi bir hızlı şarj desteğimiz yok. Batarya konusunda hani şarj mesela USB Type-C P-Smart 2019'da çıkmış bir telefon ve fiyatı 1800. Micro USB kullanıyor. Benim hoşuma gitmedi. Huawei mesela bu konuda biraz daha kendi gelişmesini umuyorum. Kamera anlamında şöyle söyleyeyim. Ben kamera anlamda açıkçası kesinlikle bu 4 telefon arasında Mi 8 ait daha çok başarılı buluyorum. Eğer gerçekten kamera için telefon satın alacaksanız hiç bu 3 telefonu boş verin. Huawei, Asus'u vesaire boş verin. Direkt Xiaomi'ye yönelin arkadaşlar. Kamera arıyorsanız eğer. Hem video kalitesi hem de fotoğraf kalitesi çok yüksek bir telefon. Mi 8 ait. O yüzden sizlere öneriyorum. Çünkü tane hani telefonumuzda dijital görüntü sabitleyici gibi güzel özellikler var. Optik görüntü sabitleyicinin bir ucuz yollu versiyonu dijital görüntü sabitleyici. Ancak optik görüntü sabitleyicinin işini görüyor mu? Açıkçası görüyor. Gayet güzel. İkinci kameramız var. Tabii ki de 4 telefonumuzda da megapiksel vesaire gelmeyeceğim. Ancak diyafram alanında gördüğünüz gibi Mi 8 ait 2.2 diyafram değerine sahip. Vessel ve üstü 20 ile aynı. P-Smart'ın herhangi bir şey gözükmüyor. Sevgili arkadaşlar, onun dışında ön kameraya bakın. 24 megapiksel Mi 8 ait'te. 24 megapiksel avantajı ne? Avantajı şu, mesela örnek veriyorum, arkanızda bir dağ manzarası olur ve o dağ manzarası fotoğraf çekmek istediğinizde telefon cidden megapikseli yüksek olduğu için tüm alanı alabilir ve daha güzel şeyler ortaya çıkar, onu söyleyeyim. Hani selfie vesaire kamera anlamında dediğim gibi, başta da dediğim gibi Mi 8 ait hepsinde çok ciddi anlamda fark atıyor. Sevgili arkadaşlar, AnTuTu puan anlamında da fark atıyor. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi 143.000 puanlık bir puan almış. Hani iyi bir puan. 6 GB RAM'imiz var çünkü. Onun dışında Snapdragon 666 kullanmış. Huawei P-Smart, Huawei Kirin 710 kullanmış. Max Pro Snapdragon 636, Vesper Venus 20 Snapdragon 630 kullanmış. Açıkçası işlemci Xeon seti anlamında Mi 8 Lite çok çok daha üstün diğerlerinden bana göre. Onun dışında sevgili arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. P-Smart'ın CPU üretim teknolojisi daha iyi ve GPU frekansı 1000 MHz. Bu da çok güzel bir değer. Oyun performansı yüksek olacağı anlamına geliyor. Onun dışında şu hafıza kartı desteğidir. Onu bunu dahil depolamaları bunları zaten geçeceğim. Başta söyledim. İncelik anlamında sevgili arkadaşlar Mi 8 Lite hepsinden daha ince. Asus Zenfone Pro'nun en çok kalın olmasının sebebi tabii ki de 5000 mAh'lik batarya. Onu söyleyeyim, ağırlıkta da aynı şekilde. 5000 mAh'lik bataryanın içinde yer alması telefonu ciddi anlamda kalınlaştırmış. Onun dışında iki telefon, hani üç telefonumuz, yani Max Pro hariç, Asus Zenfone Pro hariç geri kalan üç telefonumuz cam telefon, yani arkası tarafları cam, kapak malzemesi cam. Yani fark ettiyseniz P-Smart'ta plastik yazıyor. Hani camlı, şöyle söyleyeyim, plastik yani cam değil, tamamen bir cam değil. Mi 8 ay tamamen cam yani. Bence P-Smart fiyattan kısmak için cam plastik yapmış, yani plastik yapmış daha doğrusu. Bence hoş olmamış. 1200, pardon, 1800-2000 liraya telefon satıyorsun. Keşke gerçek cam yapsaydın. Burada Mi 8 Lite'in yine farkını görüyoruz. 4G indirmede 600 megabitlik bir indirme hızımız var. Onu söyleyeyim. Ciddi anlamda iyi. Ve P-Smart'ta Mi 8 Lite'de AC desteği bulunuyor. AC desteğin bulunması Wi-Fi'nin daha iyi olduğu anlamına geliyor. Daha hızlı bağlantı kurabilirsiniz. Daha iyi bağlantı hızına erişebilirsiniz. Ve Mi 8 Lite Asus Zenfone Max Pro'da 5.0 Bluetooth versiyon desteği, yani Bluetooth versiyonu var. Mi 8 Lite'de şurada bir dezavantajı var. Onu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, Mi 8 Lite'de bir kulaklık girişi bulunmuyor. Bence bu çok büyük bir dezavantaj. Bu akımı iPhone başlattı. Sonra Samsung Xiaomi diye gitti. Hoşuma gitmiyor. Bir telefonda olmazsa olmaz. Bir telefonda şarj girişi nasıl olmazsa olmaz. Bence bir kulaklık girişi de o telefonda yoksa o telefon bir şey değildir. Ben hep böyle düşünüyorum. Artık hani size kalmış. Onun dışında sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi P-Smart'ta jiroskop sensörü bile yok. Yani jiroskop sensörü yok. Jiroskop destekli oyunlarda jiroskopu kullanamayacaksınız.
1500 liralık Vesa Venüs üzerinde bile bulunurken Passmart'ta bulunmuyor. Bu büyük bir dezavantaj. Onun dışında sar değeri anlamında arkadaşlar, ben sar değeri anlamında açıkçası Vesa Venüs üzerinde Mi 8 Lite'i biraz yüksek buldum. Ancak şöyle söyleyeyim, Asus Zenfone Max Pro'nun sar değeri gayet ideal bu 4 telefon arasında. Bu şekildeydi, şimdi sizlere biraz kullanıcı yorumlarını vesaire yapayım. Sevgili arkadaşlar, her şey hani sizin yorumunuza kalmış. Ben teknik özelliklerden bahsediyorum, sizlere telefonları anlatıyorum, fiyatlarından bahsediyorum. Ancak açıkçası bu telefonlar, 4 telefon arasından ben açıkçası Mi 8 Lite'i size tavsiye ederim. Mi 8 Lite alamazsanız P-Smart alın. Mi 8 Lite tavsiye etmemin sebebi, ekran boyutu daha büyük, kamerası çok çok daha iyi diğerlerine göre, oyun performansı daha yüksek, tasarımı daha iyi. Mesela P-Smart'ın arka kısmı plastikken bunun cam arkadaşlar. Bunun dışında sar değeri o kadar abartılı yüksek değil, ancak biraz yüksek. Sevgili arkadaşlar, devam edeyim. Dediğim gibi kamerası daha yüksek, işlemci performansı daha iyi. Çoğu konuda daha üstün bir telefon. Hani açıkçası ben Mi 8 Lite'i alır rahatıma bakardım. Hani biraz daha bütçeniz düşükse Vestel Venus Z20'yi de tercih edebilirsiniz. Hani bu karşılaşma tamamen size kalmış. 1500 TL ile 2000 TL bütçe arası sizler için videoyu hazırladım. Bu şöyle söyleyeyim, gerçekten Mi 8 Lite tavsiye ediyorum. Puan anlamında zaten diğerlerinden daha üstün. Alacaksanız zaten şu rengini alın. Hani mavi rengini alın. Keyfini sürün. Açıkçası Mi 8 Lite'i çok seviyorum. Çok tavsiye de ediyorum. Hepinizi çok çok da seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir dahaki